Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar şey için demiyorum ama bir daha tekrar edeyim. Serbest bölge çizilmiş, çizileri bu kadar güzel çizilmemiş. Şimdi hemen bir şey ekleyelim de öyle başlayacağız. Bugün tasavvur. Dima kaç? 92 mi? Dima 92 de tasavvur yazmadık. He. 8. Kaç? 8. Onu yazar mısın Gafur? 92. Bir şey de ekleyeceğiz. Çok güzel bir şey Gafur'un. Aslında bu o kadar doldurulur, o kadar doldurulur ki bitmez. Ama bu mühim olduğu için. Şu serbest bölge ekler misin abi? Kanundur. Kanun. Kanun. Orayı değil, orayı değil abi. Evet. Madde şu, ha, onda. Oraya. Kanun. Kanun ve sistem. Kanun ve sistem. İçerisi ise namustur. Nasıl yazacağız onu arkadaşlar? İçerisine şöyle bir yuvarlak şöyle. Şöyle yapalım. Şuraya istersen bir ok çık şuradan, şu boşluğa. Namuslar de. Kanun ve namus. İçerisi iç kısım şöyle yapalım. İçinden görünsün. Namuslar. Kuvveler de desek olur mu abi? Yok. Namuslar mı? Kuvve histir. Nereye yazdın? Tamam. Şimdi ben başlıyorum tasavvura. Hazır mısınız? Tasavvur, arkadaşlar, şeyinden bahsedeceğim. Böyle farklı bir noktadan tasavvur. Onun için bugün farklı olacak, çok farklı olacak gibi. Zaten tasavvur işliyoruz. Belki kaç etti? 7 tane. 8. Evet, 7 tane işlemişiz. Tasavvur, bilgilerin işleme merkezi, bilgi işlem merkezi. Bilgi işlem merkezi. Bilgi, zan. Dün bir ders yapmıştık. O da bunun içerisinde. Yalan söyleyebilme mücizeliği. Yani bu, çünkü bunu ancak cinler ve şeyler, insanlar yapabiliyor. Cebrail yapamaz. Yalan konuşamaz. Sığırlar konuşamaz. Yani fıtratta yalan yoktur. İnsan kendi fıtratında da yalan olmamakla beraber fıtratına rağmen yalan söyleyebilmesi ademi bir şey, ademi bir vücuttur. Bu mucizedir. Yani yalan konuşun anlamında değil ha. Abi mucize mi olur abi, istidraç mı olur? Mucizedir yani. Mucize oluyor yani. Mucizedir ya. Yani. Hakikati ve mahiyeti olmayan tek suret midir abi? Başka var mı böyle? Yani şey yalan gibi mi? Mahiyeti var. Hatta bu zanın altıdır. Adem diyoruz mahiyetine. Adem, Adem. Adem. Tabii, mahiyeti Adem. Adem'dir, vücut haricisi yok. Adem, fıtratına muhalif yapabiliyor. O ders yapıldı, çok ilginçtir. 1 saat 20 dakika sürdü. Çok güzeldi. Yani yarım saatte mukaddeme yaptım. Yarım saat. 45 dakikada dersini yaptım. Çok hoş, tavsiye ederim. Çok ilginç. Yani belki de 10 senenin meyvesi. 1 saatte dinleyeceksin. Ama defter kalemin mutlaka olacak. Öyle bir... Eski nurcular nasıldı biliyor musun? Çantasız nurcu yoktur. Yaşlılara sorun. Tesbihatı, takkesi, tesbihi, defteri, kalemi, risalesi, bir de birisine hediye edeceği ufak risalesi varmış. Ama istisnasız. Biz de böyle büyüdük. Usta abi, böyle büyüdük. Şimdi tasavvur neymiş? Bilgi işlem merkezi. Başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Yani bu akşam farklı olacağına inanıyorum. Abi şöyle bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim başlamadan. Şimdi evamiri tekviniye, tasavvura, ayat tekvine de tahayyüle demişiz. Yani bunu daha önceki derslerde yazmıştık. Şimdi evamiri tekvine deyince ben her şeyin kayıtlı olduğu programı dışarı çıkartan,
veya dışarıdaki hadisatın kendisindeki karşılığını bulan bölüm gibi düşünüyorum tasavvuru. Dolayısıyla içindekini, yani programın kayıtlı olduğu yer, dışa vuran yer olduğu için tezahür, tezahür diye şey yapıyorum Hasan abi. Tahayyülde dışarıdakilerin yansıması olduğu için tecelli diye şey yapıyorum. Acaba şimdi sizin söylediğiniz, az önce nasıl başlangıç yaptınız Hasan abi siz? Tasavvurla alakalı ne dediniz? Bilgi işlem merkezi. Biz bilgi işleme merkezi diyorsunuz ya. Yani kendisi, bu bende varsa içeri alan, kendindeki karşılığı bulan anlamından demek istiyorsunuz. Yani çünkü emrinizle emri itibari. İkisi de. Gibi. İkisi. Sen tek yönünü söyledin tahayyüle. Mesela dışarıdan içeriye aldı. Evet. Ama bilgileri de meylan, manaları da şekle dönüştürüyor. Tahayyül yapıyor buna. Tabii tahayyül yapıyor. Elbise giydirme yeri. Ama bir tanesi tecelli, birisi tezahür. Uyuyorum ama şimdi girmeyelim. Şimdi bunu şey yapmayalım. Şimdi tasavvur arkadaşlar, sistemden bahsedeceğim kendisinde. Bir şey vardır dediğimizde o şey şahidiz. Şahidimiz ne? Yani bir şey vardır dediğimiz zaman, yani çalışarak böyle biraz şey olacak, felsefe gibi gözüküyor ama öyle değil yani. Bir şey vardır dediğimiz zaman şahidimiz ne? Cümle cümle olacak. Geç bunu. Düşüncenin üstünü düşününce, bak, düşüncenin üstüne düşününce, düşüncenin üstünü düşününce, vahiy ile anlam kazandırılınca buna tefekkür diyoruz. Bak, düşünce kafirde vardır, tefekkür yoktur. Düşüncenin üstüne düşününce, düşünce üzerine düşünüyorsun. Çok tuhaf bir sistem değil mi? Düşünce üstünde düşünüyorsun. Ve bunu vahiy ile anlam kazandırılınca buna tefekkür diyoruz. Bunu akıl yapar. Tasavvurla taakkul farkı nedir ki düşünce tefekküre dönüyor? Düşünceler tefekkür değil. Tefekkür de düşünce değil ama tefekkürün içerisinde düşünce de vardır. Üniversite diplomasının içinde lise diploması da var. Ama lise diploması için üniversite diploması yok. Tefekkür üniversite diploması gibidir. Şimdi bir daha okuyayım soruyu. Bakın, düşüncenin üzerine düşünülürse kendi kendini imal ediyor insan. Mesela düşüncesi burada. Şurada geçen hafta bununla bahsetmiştik şey pazar günü. Düşüncesi düşüncesini imal ediyor. O zaman ya çelişecek ya örtüşecek. Eğer örtüşürse kendisini inşa edecek. Çatışırsa psikoloji bozukluğu olacak. Bu da kendisi, bu da kendisi. Ama bu üretti. Kökteki çekirdek de ağaçtaki meyvenin içindeki çekirdek gibi. Buraya kadar tamam, konuşmuştuk. Düşünce üzerine düşünülüp bunu vahiy ile anlam kazandırılma yöntemine tefekkür denilir. Vahiy ile. Şimdi diyor ki tasavvurla taakkul, yani tasavvur var. Tasavvurla taakkul farkını nasıl ayırt edeceğiz? Yani ben şu anda düşünüyor muyum, tefekkür mü ediyorum? Farkı, düşünce ile ilim ne farkı var? Bak, ilim de burada. Düşünceler ilime karışmış. Bu akşam bunların cevabını bulacağız. İnşallah. O ilk düşünme dediniz ya, anlamsız düşünme mi var? Anlamlı ve anlamsız. Düşünce, düşüncenin kendisi. İçeriğinden bahsetmiyoruz, kendisi. Bir de okuyorum. Tasavvurla taakkul farkı nedir ki düşünce tefekküre dönüyor? Düşündüğünü
aklın ustasına yani vahye götürüp düşünürsen ona kutsiyet, feyiz, maneviyat kazandırıyor. Tefekkür bunu kazandırıyor. Düşüncelerin, düşüncelere kutsiyet, feyiz, maneviyat kazandırılma yöntemidir tefekkür. Kazandırıldan şey tefekkür oluyor. Sanki neticede bir tefekkür oluyor o zaman. Sanki düşünceler bir maden gibi. O maden hani ham çıkıyor ya. Evet, böyle bir şey. Böyle altına hani temizliyorsun, o hamken karışık. Vahiyle onu temizleyince, şey yapınca elmas oluyor. Evet, altına. Gibi. Sanki öyle. Ya da maden tefekkür fıtrattaki dosyalarımıza ulaşmaya vesile midir? Fıtratın kendisini ama. Evet, fıtrat az değil. Işte. Evet, doğru. Ama ileri safha o. Sırf salt tasavvur vahiysiz olduğu için, salt yani alt yani şeysiz karışık, sırf salt tasavvur, yani insanın yapısı itibariyle düşünmesi, vahiysiz olduğu için akletmek olmuyor. Ondandır ki kafirin tefekkürü yoktur, düşüncesi vardır. Ama öyle acayip düşünüyor ki, onlar diyor, düşünmezler mi, akletmezler mi? Hatta etmedikleri için kelenamı benim adı alıyor. Hayvandan aşağı düşüyor, ona düşünüyor. Ama kafir aklettiğini zannediyor. Değil. Bir üst kavramla alt kavramı bilmeyi oluşturur. Bir üst kavramla alt kavramı bilmeyi oluşturur. Aynı zamanda bu bilmeyi diğer, yani üst kavram tasavvur, şey taakul. Bu bilmeyi diğer varlıklarla ilişkilendirmektedir. Yani mesela düşünceler genelleyemez. Bütünsel değildir. Tüm değil yani. Kendisine has yorumlar yapar, bana göre der. Ama düşüncesini tefekkürle vahye, yani düşüncesini vahye bağlama yöntemi tefekkürdür. O zaman bana göre değil işte bu. Mesela Allah böyle diyor, mana çıkarıyor müştehit. Ya bu insan düşünüşü değil mi? Gibi ama değil. Çünkü içtihat insan düşünüşü değil. Nedir ya peki? Gizli olan mananın üstünü açmaktır. Gene Allah'ındır. Yani içtihat insani düşünce değildir. Felsefeden bilmiyor ki bunu, geveze geveze konuşuyorlar. Yani kelam felsefesinden alınsa o salt düşünce, kendine has düşünce olunca vahisiz düşünüyor. Bu düşüncedir. Kur'ansız düşünüyor. Filozof da yoksa bu düşüncedir. Ama bunu vahye götürdü mü, düşüncesiyle vahiy, yani kelam ilahiyi örtüştüren yöntem tefekkürdür. O zaman ne olur? Düşüncesi dalgıçtır, vuruyor vahiy okyanusuna, bir tane balık çıkarıyor. Ya balık ben çıkarttım, kartal diyor, ben çıkarttım, tamam bu balığı ben yaptım. Yani kartal balığı okyanustan çıkarttı diye balığın mucidi midir? Haşa, icadı mıdır? Oradan al. İşte kartal müştehide benzer. Okyanus vahiydir. Düşüncesini vahye bağlayarak tefekkür edince aldığı mana, bazen balık çıkarır, bazen maden çıkarır. Okyanustan çok şey çıkarır. Düşüncesiz vahye bağlanma ne olur? Düşüncesiz vahye bağlamak, sen tuhaf tuhaf sorusun. Düşüncesiz vahye bağlamak, anlayamadım. Düşüncesiz vahye bağlamak olur mu? Düşünce, salt düşünce, vahiysiz olunca düşünce olur. Kendi düşünce, vahiysiz olunca düşünce zaten olur. Ha, eğer vahye bağlama yaparsa tefekkür olur. Bu düşünce, vahiysiz. Yani insanın doğasından, tabiatından, kültüründen, ilminden düşünüyor, üretiyor yani. Bunu gidiyor vahye bağlarsa
Bunun yöntemi tefekkürdür. Bu sefer düşüncesine kutsiyet kazandırıyor. Semavi oluyor. Çünkü düzeltiyor vahiy bunu. Beşeri oluyor, vahiysiz düşünce. Onu kastediyorsan vahiy şeyinden, nurundan mahrum. Şimdi arkadaş sanırım abi fikirden bahsediyor. Yani fikir, bir konuda fikir sahibi olmak anlamında değil. Değil, fikir mi soruyorsun? Yani her adamın... Tamam, neyse. Ya Hazreti Ebubekir yani mesela aklını kullanarak mı bir şey yaptı mesela? Ne? Hayır, onun imanı mesela sıddıkiyetinden değil mi? Başkan, sırf salt tasavvur vahiysiz olduğu için akletmek olmuyor. Yani vahiysiz olunca salt deniliyor. Ondan kopuk kendi içsel sezişleri, seziş yani ilham, farkındalıkları ne kadar varsa bu düşüncedir. Ne kadar kaliteli olursa olsun, düşünce isabet dahi olsa gene düşüncedir. Salt tiken olarak yani düşünce kendi potasında ise değil, bütünle, bütünsele dönüşüyor böylelikle. Yani salt dediğimiz yani kopuk kendi başında. Tefekkür eşyayı, tefekkür ne yapar? Eşyayı soyarak çıkart. Onu çıkart. Yani gömleğini çıkar. Atletini çıkar, vücudunu çıkar, hayatını çıkar, aklını çıkar, aklını çıkar, kalbini çıkar, ruhu çıkar, çıkartamayacağın bir yere kadar gider. Çıkartamadığın şey enedir, bendir. Tamam. Şimdi tefekkür ne yapar? İki yöntemle çalışır. Ekleyerek, çıkartarak. Düşünce tek yönlü, şey çift yönlü. Evet, öyle oldu. Evet, taakkul çift yönlüdür. Ekler ve çıkartır. Şimdi düşünce, şimdi zıttıyla bakarsak yani o zaman giydiren oluyor. Üzerine ekliyor, üzerine ekliyor. Ekliyor. Çünkü bu ben deyince Hasan abi Allah'a örtüyor yani. Yani örten yani. Evet. Mesela kültürün tesirindedir düşünen adam. Mesela hocası, öğretmeni bir şey anlatmıştır. Mesela piyasada gevezeler var. Haberleri dinler. Şundan bundan bir şey okur. Harmanla konuşur, ben hür düşünüyorum der. Oysa verilen malzemeyle düşünüyor. O bunlar işgal altındadır. Yani ama ümmi değiller. Ustad bile yarım ümmidir. Yani anasından doğduğu gibi kimse müdahale edememiş peygambere. Yani bir öğretmeni olmamış. Yani ona bir öğretilmemiş. Doğru da yönetilse fıtratına müdahale edilmiş. Ümmilikten çıkmış. Orijinallikten çıkmış yani. Usta da 3 ay öğretilmiş. Yani hocam düşününce yani iyi düşünürse iyi Cenab-ı Allah ona göre bir şey yapıyor. Kötü düşünürse yani. Sen Mahmut şey mesela sadece düşün, dinle. Bu Dima dersine temelde katılanlarla ancak, çünkü oralara inersem şimdi detayı koparım. Ama söyle de seni mücadele bırak. Ya şimdi mesela diyorum, ustad bu kitaplar bu kadar şey yaptı ya, bu düşünerek yani tefekkür şeyinde bu kadar manalar nereden açıldı? Cenab-ı Allah şey yaptı. Yani ilham, düşünce... Düşüncesini dedi ki, ben Kur'an'ı ispat edeceğim dedi. Tamam mı? Allah ilham etti. Ben Kur'an'ı ispat edeceğim. Bursa Kur'an'a sarıldı. Hakiki mürşit bu. Aklına bakayım dedi, olmuyor. Kalben gitti, bakın bu toplumun kalben gideyim dedi. Osmanlı kalpten gidiyordu, yıkıldı. Avrupa aklen gitti, yıkıldı. Yani Avrupa aklen gitti, yıkıldı. Osmanlı kalpten gitti, yıkıldı. İkisini cem lazım dedi. Bir ustad şey yapalım dedi. Hakiki ustad diyor, Kur'an'dır diyor. Kur'an'a bağladı. Düşüncesi o zaman tefekküre dönüştü. Kur'an'a bağlarsan tefekküre otomatik giriyorsun. Tefekkür eşyayı soyarak, soyutlayarak, çıkarımlar yaparak aslına, özüne, çevreni ulaşma çalışması ve davranışıdır. Özüne ulaşma çalışması ve davranışıdır. Tefekkür. Bir daha. Tefekkür eşyayı soyarak,
soyutlayarak, çıkarımlar yaparak aslına, özüne ulaşma çalışması ve davranışıdır. Bu düşünceye sanki öyle değil mi? Yok, karşı düşünce mi? Evet. Şöyle bir fark mı var abi? Şeyde, tahayyül veya tasavvurda somut şeylerde taakkul artık soyutlaşabiliyor. Soyut manalar. Soyut da var ama somut da var artık. Tamam, somut zaten var. Ama artık evet, soyutlaşıyor. Yani taakkul artık soyut şeylere geçebiliyor. Geçiyor. Bu 29 şeyde var abi. 29. pencerede hani o sarı çiçek şeyi var ya. Hı. Pencerede. Evet. Orada üstad tahayyül, tasavvur ve taakkulü aslında orada böyle somuttan soyuta doğru bir ifade şeyi var. Evet, okur musun şeyin? Yani şöyle diyor ki, işte eskiden o sahil sarı çiçekler dehatır ettirdi diyor. Şöyle bir mana kalbe geldi ki, bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, çiçek sikkeleridir. Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, İlk önce çiçekleri görüyor somuttan, yani somutta o tahayyülden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki, nasıl mühür ile mühürlenmiş bir mektup, o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mühür rahmanidir. Şu envai nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi şu çiçek saniyenin mektubudur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür, şu sahra ova bir mektubu rahmani heyetini aldı. İş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki, tahayyül yaptı, tasavvur yaptı. Tam bu üçleme. Tasavvurdan da hakikat zihne geldi diyor. Hakikat zihne geldiğinde de her bir şey bir mühür Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halikine isnat eder diyor. O zaman. Artık burada mesela bu mertebede her bir şey diyor artık, şeye geçiyor. Şey. Tahayyül ve tasavvurda çiçekten bahsediyordu. Çiçekten şeyi cüzden külliye genel karşılığına baktı. Yani o tepede bütün onun şeyle kendi aralarındaki ilişkileri çözdü tahayyül ve tasavvurla. Ama taakkul hakikat zihne geldikten sonra artık onu herhalde taakkul diyebiliriz. Orada artık her bir şey bir mühür Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halkına isnat eder diyor. Yani soyutladı artık. O zaman işte vahiy devreye giriyor. Okuyayım. Çok güzel. Varlığı varlıkla düşünen tasavvurdur. İçini boşaltarak bilmek demek. Mesela ayva sarıdır. Boğazdan zor geçer. Besleyicidir. Sulu değildir gibi. Ayva kavramdır. Çünkü nesnesi ayvanın kendisi var. Biz ayvaya yani nesnesine yüklediğimiz manaların toplamına kavram diyoruz. Kavram. Ayva deyince ne hatırımıza geliyor? O ona yüklediğimiz kavram. Tasavvur varlığı varlıkla düşünür. Başka şansı yoktur. Felsefe. Somut yani. Evet. Somut. Devam ediyorum. Çok garip şeylere gireceğiz. Akıl olgunların, nefsül emrin bizdeki karşılığıdır. Akıl nedir? Şu mevcudat var ya, varlık. Olguların, yani obje dediğimiz, felsefenin dediği varlığın kendisi, nefsül emrin bizdeki karşılığıdır, ilmi yapısıdır, yazılımıdır. Hayat-ı tekviniyelerin ilmi karşılığı akıldır. Hayat-ı tekviniyeler. Onun için nefs-ül emirdekiler aklın terakki ve talisine malzemeler oluyor. Onun için bu yazılım kainatın yazılımıdır. Şeceri hırkatın değil ama. Akıl kainatın yazılımını kainat, şeceri hırkatın değil. Abiciğim bir şey söyleyebilir miyim? Allah aşkına. Dolayısıyla alacağım. Dolayısıyla bu aklın teali ve terakkisi kainatı malzeme yapabilirse terakki eder. Şeye benziyor. İtikat kainata bakar. İtikat kullanırken ustam değil. Kainatı kullanırken itikat kullanıyor. Şeceri hılkatı kullanırken imanı kullanıyor. Şeceri hılkat imana, kainat itikada bakar.
Oradan da itikat dimağda olduğu için kainat dimağı şecerikat kalbin zaten harit olması, ruzdan olması. Abi taakkul evet. Yani şeyleri biraz daha şey değil de taakkul abi tavuk gibi geliyor bana. Hasan abi. Nasıl yani? Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela ilim yumurta. Taakkul tavuk. Taakkul. He. Taakkul tavuk. Şimdi taakkulden yumurta çıkıyor. Ama tavuğu keserseniz şey tavuktan yumurta çıkıyor ama tavuğu keserseniz başka bir yumurta bulamazsınız. O sürekli her gün bir yumurta çıkartır, bir yumurta çıkartır, bir yumurta çıkartır. Çıkan yumurtalara ilim dersek Hasan abi. Ama tavuğu keserseniz içinde yumurta bulamazsınız Hasan abi. Yani sanki ilim taakkuldeymiş gibi ben öyle anladım akıldan bahsedince az önce. Yok yok o şeydir. Öyle o sabittir. İlim denilen tasdik diye nettir evet. O. Tasdik. Yok sabit ama yani az önce... Devam. Devam. İlim denilen tasdiktir diyor şu anda. O tamam, o tamam. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama siz sanki az önce ilimle... Burada alakalı... çatıştık değil mi? Evet. Çünkü çatıştık. Peki... Hayır, çatıştığımız şu. Ha. Siz az önce sanki ilim, taat, akılla ilişkilendirdiğiniz gibi ben mi yanlış anladım? Hayır, tamam. Minyeleri dediği zaman mı? Bak arkadaşlar. En son yaptığı... Peki şey. Burada hakikaten zorlanacak, baskınlığı olacak. O zaman şu bilinmesi lazım. Zorladın yani. Evet. Kusura bakmayız. İyi oldu ama. Ne söyleyecektim bakalım. Biraz. Değil mi? Bunu söyleyecektim. Peki. Budur ya. Bunu sıkıyor. Marifet nedir? Vicdan ve imanı mal olmuş, iman olmuş ilmi mi marifet tamam? Marifet tasavvufu da değil mi? Şimdi bu ilmin işte, dimağı uygularsak. Marifete. Dimağı. Evet abi. Bak şimdi. Dimağı uyguluyoruz. Kalbe değil. Marifetullah değil. Sen şey tahayyül ve tasavvuftur. Tahayyül tasavvurdur. Tamam. Değil mi? Arkada zaten yazılmış abi. Cüz'i ilim diye yazılmış arkada. Taakkuldur. Evet. Tasdiktedir. Yani biraz önce sen kanuniyetinden bahsettin. Biz daha önce Hasan abi kanuniyetinden bahsetti de ben hakikatinle karıştırdım. Hı. Güzel. Abi. Evet. Hani o zaman şey yapsın. Bu olmazsa bu olur. Tabii. Olmaz. Başka bu olmazsa çözülmez. Yani. Mimar Sinan Edirne Camisi'ni yapmış böyle herkes seyrederken çocuğum da Allah Allah minare eğit demiş. Ondan sonra ipi atmış. Çekin, çekin, çekin dedi. O çocuk hop diyene kadar. Çekti, çekti, çekti. Tamam, tamam amca dedi. Şimdi düzeldi abi. Evet. Minare şimdi düzeldi. Şeyi çevirelim mi yine? Çevir abi. Aklım aklımı, düşüncem düşüncelerimi doğurması. Bir, burada bir bakarsın, yani aklım aklımı, aklım aklımı, düşüncem düşün bak, psikolojinin temeli bu. Bu çok tuhaftır. Aklım aklımı doğuruyor. Düşüncem düşüncemi doğuruyor. Bunu yaparken kah buradayım, kah buradayım. Doğurduğum aklımla aslı akla bakıyorum. Sorular soruyorum. Bazen bu akıl aslı aklını onaylıyor, bazen onu ortadan kaldırıyor. Sorun psikolojik orada kaynaklanıyor. Temel bu. Bu bir tuhaf bir şey bu. Buna bakayım ne diyecek. Aklım aklımı, düşüncem düşüncelerimi doğurması. Bir burada, bir bakarsın karşısında. Bir orası, bir burası olunca düşünce hareketliliği başlar. Bu hareketin insandaki karşılığı o insana has zamandır. Zaman. Zaman geçiyor, geçmiyor. Zaman, kişiden kişiye zaman, uydurukçasıyla algısı, idraki, anlayışı, herkesten herkese zaman farklı ya. Evet. Olmasının sebebi buradan geliyor. Çok korkunç bir şey ya. Bir daha, aklım aklımı, düşüncem düşüncemi doğuruyor.
bazen doğurduğu düşüncemle bakıyorum, bazen buradan buna bakıyorum, bazen buradan buraya bakıyorum. Anlaşılıyor değil mi bu? Bir zor değil ya. Yok değil. Tamam. Şimdi eğer bu bunu doğurmuş, bu da bunu onaylarsa sorun yok. İyi. Psikoloji, ilk önce psikoloji anlatacağım. Ama aklım aklımı doğmuşsa, doğuran akıl aklımla çatışmaya başlarsa bu psikoloji sorunu oluyor. Tamam, buraya tamam. Şimdi kah buradan buraya, kah buradan buraya gidip gelmelerde akıcılık oluyor. Bilgi sıralaması oluyor. Mesela ben bir saatte konuşacağımı bir anda diyemem. Ne yapmam lazım bilgileri? Aktarmam lazım değil mi? Sıraya koymam lazım. Tek tek sırayla. Tek tek sıraya koymam lazım. İşte bu bilgilerin bir şerit, bir ne diyorlar? Arabanın çıktığı bant. O ustad bant diyor zamana. Ustad nehre zamana, nehre de zaman diyor. Banta da şerit diyor. O şerit. Zaman diyor. Bilgilerin peyder sıralı çıkmasına zaman oluşturuyorum ben. Bu dışarıdaki zaman. İçerideki zamana geçiyorum. O değil. Bunu biliyordunuz zaten. Bunu söyledim. Bu başka bir zaman. Şimdi kâh bu aklımla bu akla, bazen de bu aklımla bu aklıma bakıyorum. Gidip geliyor. Bu düşünce sıralaması geliyor. Öncelik, sonralık. Oldu olmadı gitti yana. Bu kişiye has, insana has zamanı oluşturuyor. Zaman dışarıda bir geçmemiş. Öyle bakıyorsun. Yani bedensel, bu bizim bildiğimiz zaman çok basittir yani. Güneş doğdu, battı. Tamam, bu hayvanlara da var ya. İkindi geldi, akşam geldi. O değil. İnsana has. Mesela diyelim ki 10 dakika türbülanslar uçaktan korkanın bir buradan bir buraya, buradan bir buraya, ikide bir gidip geliyor. 10 dakika 10 saat gibidir. Ama yerde olanlar için kendi işini yapacak, yetiştirecek 10 saat. Bir saat gibi düştü ya. Bitmek istemiyor. Varlığını kullanarak varlığın arkasına geçeceksin. Varlığını kullanarak varlığının arkasına geçeceksin. Aklını kullanıp aklının arkasına geçeceksin. Hiçbir zamanda olunca her zamanda olmuş olacaksın o zaman. Ya bastı zaman tahakkülde mi oluyor o zaman? Kalp ve ruhun dereceyi hayatında zaman yok. Evet, yok. Somutun, eşyanın sıfatlarını bilmek, somut, eşyanın sıfatlarını bilmek, bilgi, malumat, yani tasavvurladır. Bu bilgilerin cilve, cemal, nakış, sanatlarını sende uyandırdıkları hakikatlerine ilim diyoruz. Bak, bilgi ile ilim arası fark oldu. Bir daha, somut eşyanın sıfatlarını bilmek, mesela ayva, kimyasal yapısını, sarıdır vesaire bilmek, bu bilgi malumattır, tasavvur. Bu bilgilerin cilve, cemal, nakış ve sanatlarını, yani vahiye bağladık, vahiye bağlayınca esma, esma kaynaklı, mesela otun esma kaynaklı, bağlarsak, ona bağlarsak sende uyanan şeyler olacak. Hani Allah Allah, bu ayvayı rengi gözüme göre, kokusu burnuma göre, yenişi dişime göre, iştahını koymuş, kimyası vücuduna göre, sende böyle somut olmayan soyut haller çıkar. Yani böyle feyiz, huzur, irfan, böyle şeyler çıkar. Bu soyuttur. Ha, bu maneviyat gibi gözükürken aynı zamanda çerçevesi ilimdir. Yani aslında tasdikle tasavvur arasını tanımladınız. O aradaki kısım tefekkür da tahakkül. Yani, tahakkülün tefekkürünü kullandık burada. Ha, şimdi oradan siz yani tasavvurdan tasdikteki geçişi ifade edebiliriz. Yaptık. Mesela dedik miyim? Bir eşyanın somutun vasıf ve sıfatlarını orası tasavvur. Bildik. Tasavvur. Bunu vahye bağladık.
esmalarına, hakikatlerine. Yani vahiye bağlayan kısmı taakkul. Tefekkür işte. Taakkulun, tefekkür sistemi. Taakkul. Geçiş, o berzah yaptı mı bunu? Aldı, onu attı. O da bizi onu tasdik edince, şey yapınca, taakkulu kullanınca ona, vahiye bağlayınca ilme dönüştü, tasdike indi. Biraz da gideyim. Bir de okuyayım. Ha, ama burası ancak anlaşıldı. Sen de karşılıkları ve karşıtları uyanmışsa ona ilim diyoruz. İlim tek şey uyanmaz. Karşılık ve karşıtlarını uyandırır. Mesela Adem de uyanır. Cehennem de uyanır. Yani demek ki bilgileri tefekkürle vahye götürürsek biz de karşılıkları ve karşıtları somut olmayan bir haletler uyanır. Seziş, ilham, feyiz, irfan, huzur, haletleri olur. Veya korku, cehennem, Adem, o da karşıt, varlığın karşıtı uyanırsa buna değilimdir. Diğer mana bilgi kabiliyet olursa ilim istidat olur. Yani bunu bizim manaya indirgersek bilgi kabiliyet olur, ilim istidat olur. Bu tanımama değil mi? Yoksa yani öyle bir dönüşme, evrilme yok. Yok, evrilme yok. Tanım. Evrilmesi yok. Biraz ters gibi değil mi? Yok. Kabiliyet, sanki istidadı işledikçe kabiliyete dönüşüyor. Bu da sanki tam tersi oluyor. Yani bilgiden ilme gittiğimiz için yani kabiliyetten istidada geçiş gibi oldu sanki. Şimdi kabiliyet mesela şöyle, herkes alim olma istidadındadır. Ama herkes alimlik yapamaz. Herkesin alimlik yazılımı olması istidat biliyorsunuz, evet. Yazılım. Ama dışa vuruşlar kabiliyettir, kabil ol. Herkes mühendis olmak istidadındadır ama mühendis olma kabiliyetinde değildir. Şimdi herkes düşünür ama herkes akledemez. Yâkılûn, tâkılûn, efele tefekkerûn. Herkes düşünür ama herkes tefekkür edemez. Yani yönü biraz... İlim kabiliyet mi oluyor dedi galiba o zaman şimdi? İlim yok. İstidat dedi. Aslı. Nasıl ama? Biz de uyandan demiyorum şu. Bu kainat var ya lef-i mahfuzdan aşağıya. Açtan aşağıya. Bu kainatı Allah ayat etekini yarattı mı? Cennet, cennet hepsi. Onun yazılımını koydu bize. Onun adı akıldır. Yazılım akıl. Yazılım akıl. Yani... Dolayısıyla bu aklı inkişaf ettirmek için esmaların cilve cemal nakış sanatı olan şu mevcudatı ayat-ı tekviniyeleri tefekkür ediyoruz. Ne yapıyor o? O ayat-ı tekviniye bende evamili tekviniyeleri var. Onlar inkişaf ediyor. Eğer bu kainatın içine arşı da koyarsan kalbe dönüşür. Arş azamı koyarsan ruh olur. Şimdi o zaman özür dilerim abi. Şimdi az önce benim dediğim gibi istidat minareyi doğrultma anlamında istidadın abi. İstidat çekirdektir. O bendeki programdır. Evet. Benim meyillerime yönelmelerimle o kabiliyete çıkıyor. Hı. Öyle mi? Senin şimdi bu çekirdek benim tasavvurumda da mevcut. Evamili tekviniye de değil ki abi. Yani bu o zaman istidatların sureti istidatların sureti tasavvur dersek eğer Hasan abi bunu kabiliyete dönüştüren yine akıl oluyor Hasan abi. Yani her şeyin sureti istidadı istidatları suretinden mahiyetine doğru götüren oluyor sanki bu. Yani biraz öyle demek istediği. Öyle gibi. Demek istediği gibi yani sanki. Hasan yani. Abi biz burada abi, şey akıl alışıyoruz. Değil mi? Ben, Kur'an'ın dediği akıl, yani akıl etmez misiniz dediği, Kur'an'ın dediği yani imanla bütünleşik olan akıldan konuşuyoruz. Tabii. Akıl hiç mevzu değil. Zaten akıl yok orta. Yok. Zaten Kur'ansız şey, Kur'ansız düşünmenin adı düşüncedir. Tasavvurla taakkul zannediliyor. Konumuz o. Yani Kur'ansız her düşünülen şey tasavvurdur, taakkul değildir. Akletmiyorlar mı? Ama iyi bir mühendis. Yâkilûn, tâkilûn, efele tefekkelûn, efele tedebberûn, yâulûl elbâb vesaire. Yani Kur'ansız akletediyorum. Hayır.
Kur'an olmadığı şeyde akıl yok. Ya da o zekaveti kullanıyor. Hani evet. Aklın sıfatı olan zekiyi kullanıyor. İyi bir mühendis. İyi bir esnaf. İyi bir doktor. İyi bir alim. Alim hatta. Çok bilgili. Alim. Ama ne diyoruz? Alime ilim sahibi. Malumat sahibidir. Yaşıyorsa ilim sahibidir. Yaşamıyorsa malumat sahibidir. İlim sahibini Allah yakmaz. Biraz da devam edeyim. Yani zor olmuyor değil mi? Biraz egzersiz gibi oluyor sizin için, dimağı bilenler için şey yapıyor. Sizin ilginizi çeken not alın o cümleleri. Benim bile bulamadığım, anlamadığım şey bulabilirsen böyle aniden düşersiniz. Yaşayan, yaşarsa bilgisini, yaşarsa ilim olur, yaşamazsa malumat olur ki kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an bunu. Kitap yüklü merkep. Kitap merkebe yüklerseniz alim olur mu? Ama kitabı taşıyor. Yük olur, başka bir şey olur. Başka bir şey olur. Öyle söyleyeyim. Peki, o altındaki ayette ne diyor? Seslerinin fenası eşek sesidir diyor. Merkebin sesidir. Niye? Biliyor musunuz? Eşeğin sesi diğer hayvanlardan daha iyi. Öğrenirsiniz onu. Eşek olur. Peki, devam ediyorum. Eşyanın cilve, cemal, nakış ve sanatı sende görünmesine bilgi. Eşyada tasvir, insanda tasavvur olur. Eşyada tasvir, insanda ise tasavvur olur. Karşı taraf anlatarak tasvir eder, insan tasavvur eder. Mesela sana birisi anlatır, tasvir eder. Tasvir ediyor. Sende ne oluyor? Ha, tasavvur oluyor. Dur bakayım, Gafur ne demiştin? Anlatıyorsun, tasvir. Ben de tasavvur oluyor. Aynı zamanda tasavvurlar soyut da olabilir bazen. İlle somut değil tasavvurlar. Soyut da olabiliyor. Yani soyut şöyle, mesela cinler. Somut değil ya. Soyuttur. Mesela yalan soyuttur. Ademi bir vücuttur. Zanların bir kısmı haramdır diyor. Aslı yoktur. Mesela ustad diyor ki şirkin diyor kainatta varlığı vücudu yoktur. Nerede var peki? Kafasızın kafasında var. Onun için tasavvurda soyut da var, somut da var. Kafasının kafası olur mu? Aslında olmuyor. Yok, Adem be. Adem. Tasdikte zorunlu ilişkilerin sürecini bir öncekini gerektiren akıştır ilim. Bir daha. Tasdikte, bak tasdik şu. Zorunlu ilişkiler var. Yani bir şey düşününce onunla beraber olacak. Zorunlu ilişkilerin sürecini bir öncekini gerektiren akışa ilim deniliyor. Mesela ilim yapalım. Mesela önce bir düşünce yapayım. Göz nedir? Şöyledir, böyledir, şu maddedir, böyledir. Bunlar hep düşüncedir, bilgidir, malumattır. Tıp. İmam Gazali söylüyor. Bu diyor zanaattır diyor. Arabayı tamir et, şimdi hitabeli arabayı tamir etmek nasıl bir sanatkarlıksa, gözü tamir etmek de bir sanattır yani, o da bir sanattır. Eğer bu gözü Sani Zülcelal'ine verip öyle düşünürsen, bu ilim olur. Buna diyor, doktorun bilgisine marifet denilir. Allah ile bağlarsan o bilgi marifetullah olur. Manaya harfi. Şimdi çok güzel oldu bak, şimdi tam ben... Manaya harfi olması gerekiyor. He işte. Yani zaten o kanadı da mana ayakı dedik ya, şey, sağ tarafı. Evet. Evet. Yani bilgiyle, eşyayla sahibi arasında... Farkında mısınız? Kurmak. Taakkul ile tasavvuru, bilgiyle ilmi çarpıştırıyoruz, yürüyoruz. Hasan abi, daha çok şöyle yapıyorsunuz gibi geldi. Ben az önce dile getirecektim.
siz tasavvur dediniz derse başlamadan. Evet, evet. Hem de dediniz öyle bir tasavvur ki acayip. Daha gireceğiz. Ama şimdi ben şimdi şöyle görüyorum ki siz tasavvurun tasavvurun etrafını çeviriyorsunuz. Evet. Yani akılla tasavvurun etrafını çeviriyorsunuz. Yani geride kalan da tasavvurdur diyeceksiniz herhalde. Yok sanki şey gibi. İçine girdi mi burada olmayacaksın da onda. Öyle değil mi? Kopacak ya. Hani şey yaptık ya, itikatla imanın farkını evet, başlıklı evet, tablo evet, yaptık. Evet, tampon. Evet. Bayağı bir tabloda şöyle çıktı. Çok acayip. Bayağı burada da tasavvurla taakkulün veyahut da ilmin düşünecek. Üç tane belki tablo lazım. Üç karışan şeyler. Evet. Yok üç tane, dört tane bu. Tasavvurla taakkul, ilim ile düşünce kullanıyoruz şimdi, yürüyor. Tasavvurlu düşünce diyelim. Evet. O zaten evet. Düşünce. Ama sistem o. Bilgi işlem merkezi ya. Şimdi üçünün tablosu yani. Devam edeyim. Bir dakika tasdikte zorunlu ilişkilerin sürecini bir öncekini gerektirme akışına ilim işte dedik ya. Yani o gözü buraya takan bak şimdi. Doktor bunu araştırıyor, şöyle diyor, böyle diyor. Adam ömrünü vermiş. Tamam ama şuna hiç varamamış. Bu göz buraya takılırken bundan önce başka bir göz olması lazım ki buraya uygun olup olmadığını görsün ve bu gözü koysun. Bir. Bana bu görmekliği veren kendisi kör değildir. Gözü veren kör olmaması lazım. Aklı veren cahil olmadığı gibi. Böyle şey yaptığın zaman akla dönün, ilim oluyor. Bunu nerede söylüyor? Hangi sözde? Komple. Bunu söylüyor, hangi? Bu kitabı diyor iki kişiye verdi diyor. 12. söz. 12. söz. Bu işte. İlim olayın içinde var olması lazım. Yani ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyesi bütünleşmesi lazım ilimde. O 12. sözde iki tane şey vardı ya, bir kitabı Kur'an'a, o şey Kur'an'ı tefsir yazıyorlardı. Birisi yazdı, o yazdığı hep şeyle nakışlardan bahsetti, hiç manasına bahsetmedi. O zaman nakıştan bakan tasavvurunu kullandı, hiç taakkule geçmedi. Hiç geçmedi. Ya manasına dikkat eden de o bir kitaptır dedi belki ve baktı ki o kitaptır. Ömer evet, o kitap olduğuna intikal etmedi zaten. O taakkule geçti yani vahiyle evet. Şey baktığı için baktı manaya geçti. Taakkulle baktı ama ortaya çıkan ilim evet, oldu tasdiye. Yani tasavvur nakışla meşgul oldu. Taakkul manaya müteveccüh oldu. Evet. Zaten kanuniyeti kullanmadan hakikate geçemez. Evet. Şimdi çok acayip bir yere gidiyor şimdi. Evriliyor. Diyor ki, şu mevcudata ve min ayatına geçiyor ya, ve min ayatına ayetlerimiz. Şu elma armut muz ayettir. Buna A, ayat-ı tekviniye denilir. Onun yazılımına E, evamiri tekviniye. Kainata Furkan, elimizdekine de Kur'an denilir. Ama kitap halinde olana Musaf denilir. Tamam. Bu temel bilgiyi hatırlattıktan sonra diyor ki, Furkan bizde uyan şey yapan değil miydi? Bizdeki karşılığı. Karşılığı. Ters demediniz mi? Yani ayet-i tekviniye. Biz de ayet-i tekviniyeyiz ya aslında dışarıdan bakınca. Bedensel yani. Dışarıdaki gibi Furkan dediniz onun için ben. Şu, yanlış mı biliyorum? Yok yok şöyle. Şu kainat. Tamam. Ayet-i tekviniye. Ayet-i tekviniye. Tamam. Onun yazılımı insanda var. Evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye. Ama bu insandaki yazılımı artı kainat artı Kur'an üçü aynıdır. Bunu ne kadar fark edersen, sen Furkan olursun, fark eden yani. Ha sendeki. Ha şimdi, evamir tekviniye... Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Evamir-i tekviniye var. Sendeki evamir-i tekviniyeden açabildiklerin... Oradan gideceğim. Tamam. Mesela kainat A, ayat-ı tekviniye. Onun yazılım bende yok mu? Bu ayat-ı tekviniye değil, evamir-i tekviniye. Tamam. Tamam. Şimdi bak. Diyor ki, ayat-ı tekviniyesiyle evamir-i tekviniyesi bütünleşirse ilim olur. O nispetle ilim olur. Tamam. İşte Furkan'ın da bu abisidir yani. Furkan'ın da bu. 12. söz de bu biliyor musunuz? Adam ayat-ı tekviniyi en detayını biliyor, evamir-i tekviniyle bütünleştiremedi. Peki bunu sözlerden bir cevap vereyim tam yeri gelmişken. Sözler 538 diyor ki,
efkarı ve duyguları kainatta marifet envariyi getirdikleri zaman içeride bir musadak bulamadıkları için manasız abesiyeti mutlaka inkılap eder. Hatırladınız mı? Evet. Hatırladınız. Ha, içeride bir musadık olmayacak. Duyguları da efkarı. Marifet ilahi, marifete ait şeyler geliyor. Ana içeride onu onaylayacak bir şey yok. Olmayınca nereye dönüşür içeride? Abesiyeti mutlakaya dönüşür. Abes. Hatta bizim bu şey, oturmamıza, görüşmemize abes iştigal ediyorlar. Şimdi nereye bak diye. Birisi video atsa, nereye bak yani konuşuyor. Doğru. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. İçindekini söylüyor. Neyi söylüyor? Burayı demiyor. İçindekini söylüyor. Mesela şeyi gösterdiler bana. 2-3 kişiydi. Çok fazlaydı. Hollanda da mı nerede? Abi bu ayakkabıdan böyle aşağıda alt katta itirazlar olmuş. Nasıl olur ya? Ayakkabı ya. İnternet bir ayakkabı. Abi hangi renk? Ulan dedim. Ne demek var bu? Ne soruyorsun? Anladım. Burada bir epiteni var ya. Ama ne, abi ya. Rengi bu. İki, abi de bizden dedi. İki kişi ayrıldık. Aynı rengi hepimiz farklı gördük. Hepimiz derken iki gruba ayrıldık. O zaman şunu demek istiyorum. Ama hani abesle istigal ediyor. Doğru. Oraya bakarken burayı görüyor. Bak. Marifet geliyor. İçinde bir musaddak tasdik edecek olmayınca evet. Abesiyete dönüyor. 538 sözde. Şimdi bak iyi dinleyin. Hayat-ı tekvinisiyle evamir-i tekviniyesi bütünleşmesi nispetinde ilim olur. Evamir-i tekviniye ile bütünleşmeyip hayat-ı tekviniye ile doldurursan o düşünce olur. Evet. Hayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniye birleşince ilim olur diyorsunuz ya. Bir yerde diyor ilim aynı kudret, kudret aynı ilim. Acaba bu ilimle kudret birleşince kelam mı çıkıyor? Böyle de olabilir mi yani? Böyle de bakılabilir mi? Bakılır. Çünkü öyle yani deminden beri evet. Size anlattığınız şey bana şeye götürdü abi. Diyordunuz ya size sormuşlardı. İşte nurcu oldunuz ne oldu? Öyle. Hem soyar hem açar dediniz ya abi. Deniz denizdi, kuş kuştu. Sonra ne oldu? Deniz denizliymiş, kuş kuştu. Sonra ne oldu? Deniz denizliymiş, kuş kuşmuş. Yani aynı zahir hakikat. Yani ikisi de aynı yani. İlk önce ayrıştırdım, soydum. Evet. Sonra birleştirdim. Birleştirdiniz. Sonra sahibine verdim. Ha, kelam. Kelam. Bu ilmel yakin mi? Fenafillah, bekavillah. Bu ilmel yakin. Ama şeyi şey yapmayın, bu bir şey diyecektim, çok mühim bir şeydi ama. Has zaman, kişiye has zaman sakın bu kavramı bellemenizi istiyor. Onu anlatırken de abi özür dilerim sözünüzü kestim, onu anlatırken şey aklıma geldi abi, şimdi zamanı anlatırız ya, aynı zahir hakikati görmeyi anlatıyorsunuz aslında. Benim evet de. Evet. Yani Hz. Musa ile Hızır Aleyhisselam'ı şey yapıyorsunuz. Ama yani. Bu zamanı, buradan buraya, buradan buraya bakarken, gidip gelirken bir bilgi akıcılığı var, akışı var. Bir öncelik sonralık çıkıyor. Bu öncelik sonralık dizgisine, dizilimine kişiye has, ona has zamandır. Bir de genel bir zaman var. Güneş doğar, hepimiz öğleyin kılarız. Ama kafa adam sabah namazı. Bizim şeyimizden istidat yani kabiliyetimiz ve istidadımızın darlığından gibi. Yani eğer biz bilginin tümüne birden nüfuz edebilsek zamana ihtiyaç olmaz. Yok, zaman yok. Aynı anda ihata etsek zamansızlık olur. Yok. Zaman yani, yok işte. Niye zaman yok? Zamanda belki o kayıttan sıyrılma. Evet, mesela sıyrılınca zaman kalkıyor. Aynı dediğiniz şey. Anında şey yapıyorsun. Sıralamaya ihtiyaç yok. Hı-hı. Mesela çekirdekte Mayıs bir filiz verdi. 30 sene sonra bir filiz daha verdi, son. Arada ilk filizle son filiz arasında ne kadar sene var? 30 sene. Ama ilk filizle son filiz çekirdek yok mu? Orada bak zaman yok. Şimdi mesela şu anlatacaklarınızı bir saatte anlatacaksınız belki. Evet. Okuyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Bir anda biz onlara ittilamız olsaydı zamanı aşırdık zaman yani. Orada zaman yok. Zaman manayı birden alsaydık içeriye. Ondan sonra akıllı nasıl yapıyorlar bu zaman? Çünkü zaman nerede var? Zaman? Lef-i-mavi ispat. Peki bunu kim yapıyor öncelik sonralık? Zamanın hakikati. Serbest bölge yapıyor. Öncelik sonralığı o koyuyor. Dizgiyi o yapıyor. Bunlar netice zaten. Yine zanları falan mı geliyor işe? İşte zaten Allah'ta zan yok ya.
Allah'ta düşünce de yok. Allah'ta bilgi de yok. Şeyine intikal etse... Allah'ta tövbe, akıl da yok. Akıl cihazdır. Millet bana kafir diyecek de diyemiyor. Akıl, ama ekliyorum. Akıl cihazdır. Allah'ta cihaz olur mu? Aklı Allah yarattı. Allah alimdir. Çünkü zatı ve evet, alimdir esma, ilim sahibi sıfat. Allah'ın zatı ve sıfatı sıfatlarına bakın bakalım akılla. Yani bu cihazdır arkadaş. Ama Allah'ta ilim var. Anlıyor musun? Bak zaten zatı sıfata geçiyoruz. Şey, sıfatı sıfata geçiyoruz. O çok acayip bir şey. Onun için buraya ne demiştik? Zaman burada var arkadaşlar. Peki niçin? Başka delilim. Kalpten mana çıktı. Vicdana evrildi. Bir şey, kar topu düşünün. Dağın tepesine bıraktım. Aldı 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 iniyor mu? Katlanarak. Kalpte mana çıktı mı abi? Vicdan evrildi mi? Vicdandan aldı mı? Dima evrildi. Dimadan da aldı. Böyle bir homojen bir yapı. Tamam. Şimdi bunu elbise giyecek bu manaya. Elbise. Buna uygun olacak ama elbise. Nerede dikiliyor bu elbise? Tasavvurda dikiliyor. Yok. Diğer elbiseler tahayyül. Tamam. Elim nerede, kazım nerede? Tahayyülde dikiliyor. Tahayyülde dikiliyor. Ha, burada düşünceler diyebilmek için sıralama var. Burada işte zamanın kişiye ait ki her şeyin sureti zaten serbest bölgedeydi. Yine bir şey söylemiyorum. Zamanın sureti burada zaten. Zamanın hakikati burada. Çünkü dehr esması. Evet. Tamam. Kanuniyeti burada zaten. Alem şehadet. O zaman yapalım şöyle. Ama şeytanın o zaman abi çok acayip bir şey oldu abi bu ya. Şeytan. Bak eğer yalan dersini dinleseydin var ya Çeneköy'deydin. Bir daha yalan söylemedim. Yok. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Evet abi. Keşke çevirmeden söyleseydim. Abi çevir ama yazmam lazım. Tamam. Yani öyle bir şey oldu ki abi şimdi. Zamanın sureti serbest bölge diyoruz ya abi. Abi her şeyin ama. Yok tabii her şeyin de yani. biz şeytanı abi serbest bölgeden dışarı salmıyoruz. Sanki öyle bir şey oldu ki. Abi sakın çıkarma oradan. Çünkü oradayken bu hale getiriyorum ben. Allah aşkına sanki şeytanın suretidir serbest bölgede olan. Kanuniyeti diğer şeyleri diğer taraflarda var ama o zaman hakikatinde şeytan değil diyorsunuz. Zaten serbest bölgede mi şeytanlaşıyor? Evet. Şimdi geldim bak. Böyle bak sen düşünüyorsun, sen cevap ver. Evet. Çok güzel. Bunlar hep kaydetmenin ilgisi. Şeytan diyen sensin yani. Osman yaz. Yazıyorum. Yazmayanlar düşünsün. Ya acayip cevaplar veriyorlar. Bir de şey de oldu. Yalanda oldu. Çok acayip bir şey. Sorular sordular aniden. Allah da aynı cevap verdi. Benim de sonra şaşırdım. Ne? Allah? Allah da öyle cevap verdiydi bir anda. Hiç olmayacak cevaplar yani. Düşünsen o cevaplar zor olur. Böyle düşünerek olmuyor ama. Demek ki o ihtiyaçta olanlar. Doğru. Ben de sonra gelirken arabaydı Allah Allah. Ulan dur bakayım buna. Ne güzel dedi. Çektiğim sağ benim iş yaptı. Kaybolmasın dedi. Yani mübarek etmiyorum ha. O kadar güzel cevaplar var. Ama öyle kaliteli soru sordu ki. Evet. Mesela serbest bölge, kanuniyeti. Şimdi Risale'nin burada üstad hem kendi soruyu soruyor, akıldan. Hem güzel cevabını da veriyor. Biz de böyle menfaatleniyoruz. Kalbe geliyor soruları. Şimdi benim bu sorularımdan kim bilir kimler menfaatlenecek? Kayıt be! Değil mi Hasan? Soran gümrüteye gidip... Karanlığa cevap... gidiyoruz. Üstad nasıl? Fedaken. Anladık mı abim? Evet. Sanki şimdi... böyle o mertebeler şey gibi çıkıyor. Çoğu şeyin suret, kanuniyet, hakikat, maniyet. Her şey. Ama bunu bulmak çok önemli. Bak şimdi, zamanın acayip bir şeyi ama o şeydi Osman, yani bir kabul, bir ezber, ezberden söylüyoruz her şeyin sureti burada olduğu için zamanda. Ama şimdi öyle değil yani, öyle çıkmadı. Ha diyoruz bak. Mesela adam dinliyor, bir dakika. Demesi değil. Asla indi. Böyle bakınca serbest bölge alem şehadet oluyor mesela. Zaten hususi dünya mı benim?
Bu sözü dünya söylüyor. Aynı yer düşünsene. Hani arş benim, kürs benim dedi. Adam zaten geçmiş yani. Musa'nın sureti derdi. Aynı yerde. Hususu dünyasından çıkmış yani. Şehadet halinde oranı onun kendisi. Osman'ın bir şey söylemek istiyorum ben. Şimdi Hasan abi az önce bir şey... Hasan abi şimdi, siz dediniz ya, düşüncem düşünceme, aklım aklıma. Şimdi bir ikilem oluyor. Evet. İkilem olunca psikolojik sıkıntılar bu ikilemi... Çatışırsa mı? Çatışırsa. Çatışmaması demek zaten ikileyin yok olması anlamında geliyor abi. İki, şöyle oluyor. Şimdi bakın, yani Adem olmadan, mesela şu beyaz olmasaydı bu yazılar görünmeyecekti Hasan abi orada. O ikilik muhakkak olmak zorunda ama önemli olan aslında sizin yazıya odaklanmış olmanız abi. Evet, orada. Şimdi eğer krizi yönetirsen kazanın olur. İşte bu krizi akıl yapıyor abi değil mi? Evet, akıl. İkiyi bir adımdan. İki susturmuyor. Sır oluyor aslında buna. Bilmiyorum artık ne zaman. Şunu da susturmuyor akıl. Diyor ki sen de varsın ama şudur. Eğer ikisini de tutabiliyorsa, krizi yönetebiliyorsa, adam kayıp değil, kazançla çıkıyor. Çünkü eğer her bir sıkıntı, kriz dediğimiz şey var ya, şeyde, ekonomide de, yönetebilen kayıp gibiyken kazanımla çıkıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Fırsat aslında. Evet. Fırsat. Normal tıptan bahsetmiyorum, o ezberdir. Psikolojide içsel böyle tanı, yani uydurukçasını da söyleyeyim. Tanımlama, tanıklık yapacak veya tanılama bizde. İç alemde onları yakalayacak. Onlar şudur, şu şöyledir, böyledir. Bunları diyebilen adam bu cinsten hasta olması lazım. Usta şöyle diyor, dert benimdir. Allah Allah. Deva Kur'an'ındır. Ben benim kardeşim. O psikolojideki kazanımların şahidi benim. Zaten onların böyle bir tıp kitaptan bir yerde yok ki o tabirler olsun. Piyasada görüyorsanız burada şey yapmayacağım. Adamlar alıyorlar defteri veya şeyi, cümleyi sulandırıp yazıyor, çiziyor. Sonradan bana da bir vesileyle WhatsApp'tan geliyor. Var benim güzel bir cümle diyor. Sonra altyapısına bakarsan böyle kelime şey şu. Dert benimdir diyor. Öyle mi? Deva Kur'an'ındır. Bela var mı? Var. Bak kazanıma bak şimdi. Bela verenini buldunsa ata enderdir. Ata ender. Be'adır bil. Nimettir bil diyor. Bak bela basamaktır. Bela verenini buldunsa. Anladın mı abi? Çünkü eğer ben diyor hasta olmasam Kur'an'da o idviyeleri bulamazdım diyor. İlk önce benim diyor. Hasta benim diyor. Onun için Risale-i Nur niye anlamıyoruz diyorlar. Adam hasta değil ki. Nasıl hasta? Hastalığını bilmiyor. Böyle bir derdi yok, problemi yok. Yani bir sorusu yok ki külliyata cevap olsun. Öyle bir ilaç aramıyor. Yani böyle bir problemi yok adam. Arkadaşlar yalan mı söylüyorum? Akşama ben buradayım. Derdim var benim. İlimle düşünceyi nasıl halledeceğim? Bundan ben bu, ilim bu, düşünce bu, ben derdim bu. Ya tasavvurla taakkulü nasıl halledeceğim? Akşama kaç günden beri? Bir günlük iş değil ya. Peki bana nasıl geliyor? Dert edilmişim kardeşim, ben zeki değilim. Eğer zekilik de olsa benden zeki olanlar, ben akıllı olsam benden akıllı olanlar. Peki niçin şey? Biz istedik diyor 18. sözde. Niye belirdi diyor bu edvi Kur'anesi? İlk önce çok ihtiyacım var. İhtiyacımı ben istedim. Herkesin ihtiyacı yok mu? İhtiyacını hisseden. Ben istedi, hissettim. Akşama bunlar, affedersin banyoda da bu. Hatırıma Allah Allah. Şeyde, tuvalette de bu geliyor. Ben dedim ya, bu ilim mi ya, bu tasavvur mu? Ne kadar sonra gidip geliyorum, hafta atarak kesiyorum. Ama bunu hep çalışıyorum. Bunu da söyleyeyim işte. Üç harf, A, K, L, I yok. Art, bitti toplaması. Şimdi akıla başladı. Çoktur ya bu. Bu nasıl, art'dan çıkamadık. 1,5 sene oluyor, belki 2 sene. Ama Allah'ım dostum ama bunu 1-2 sene yürüyeceğiz tabii. Neyi koşacağız? Zaten bunu yaparken geçeceğiz ahirete inşallah. Şimdi akıldayız, tamam mı? İnşallah. Ya arkadaş! Daha vicdana gireceğiz aslında, nereye gireceğiz? Kalp, vicdan var. Bağlantı ruhu var. Gözümüz var. Evet. Emesi var. O zaman bitti. Yok öyle yapma. Hasan abi dedi ki, Allah'ım bana bunu yapmadan beni geçirme. Beni geçirme. Şimdi bu bittikten sonra Allah'ın vicdanı da ekleyelim falan filan öyle yapmıyor böyle. Şu divan bir tarafından sen. Evet tamam sen. Şu
beraber gideceğiz. Ama Rabbime dedim ya, istedim. Ama kabirden... Çok sağ ol. Ve hap istedi, istedi. Yüzlerini öğrenemezsin kabirden. Hap istedi, istedi. Dedim ki ya Rabbi, bunun ortaya çıkmasına beni bir hasta yapmadan canımı alma. Şunu öyle, o zaman yoktu tabii bu sistemde. Akıl demiştim. Yaş, akıl, kafa. O zaman bu yoktu öyle bir şey. Bu yoktu. Hapisten önce yoktu öyle bir şey. Ondan sonra dedim ya Rabbi, bunu çözmeden beni oraya geçirme. Çözdükten sonra zaten geçeriz. Şöyle bir dua edin abi. Şu duayı da ekleyin kendinize. Şu grubumuzu, özellikle beni ayrıt hayatınızda da derslerinize Allah'ım dahil etsin inşallah. Sana bir şey söyleyeyim. Ademsiz olmaz. Ben grubun ademiyim. Bak şimdi. Öyle bir makam ki cennet seni yalnızlaştırdı. O makamı isteme. Evet. Seni yalnızlaştırdı. Öyle bir makama yükseldin ki hiç kimse yok. Oysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam el mer'u me'emen ehebbe. Dost dostuyla beraber olacak ama aynı şeyi istifade edemeyecek. Mesela bu misal veriyor ya, aç olan bir adamın yediği yemekle aynı yemeği tok olan adam ise aynı sofrada, aynı kapta, aynı lezzet alın. Hadi beraber biraz da yiyelim. Yani dostsuz ne işin ne tadı var ki? Burası surettir, hakikat. O zaman kanuni hakikat orada olacak. Dostsuz orada ne işi var ya? Hatta işler diyor, güzel güzel maceralarını konuşacak. Kimler? Hala sorulmayacak abi. Eş olanlar var, evliler. Gülme bana. O bütün Müslümanlar ya. Sadece işlerde değil ki ama. Bütün hepsi için değil mi? Bizim öyle bir nimet yok. Nimet, nikmet arası. Ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyesi bütünleşmesi ilimdir. Bu noktada bütünleşmesi iyi yıl çıkmadı bu. İlim. Bu noktada küfür nefsül emirde yok. Nerede var peki? Kafasızın kafasında var. Neresi orası abi? Kafasın kafasında değil. Serbest bölge işte. Evet. Serbest bölge işte. Ya serbest bölge mi abi? Diyemedim yani. Utanıyorum şimdi. Yani ademi bir dünya gibi geliyor. Kafasızın bana. Neydi? Kafasızın kafasında. Kafasızın kafa yok ama ne? Kafası olmayan yok, kara kedi karanlık oda darmak gibi. Oraya... Kafasının kafası serbest bölge olmaz abi. Nereye diyorsun? Yok. Burası olur. Neresi olur abi? Üçüncü yolu. Yok abi. Evet. İzan mı? Hayır. Üçüncü yol abi. Üçüncü yol abi. Abi. Ha şurası. Evet orası olur. Bak bence. O kaynağı orası. Kafasının kafası. Ben şimdi... Sureti orada olabilir belki. Ya abi üçüncü ya yol diye abi. Bir şey yok zaten. Üçüncü yol zaten onun içinde. Serbest bölgenin içinde. Anlatabiliyor muyum? Orada zannediyorum. Hayır zannediyor işte zaten zan... Yani o yok aslında. Ama orada olmaz yani. Biz de onun içindeyiz ya durun bir dakika. Diyemiyor abi. Bak, kıyamadı. Serbest bölgeye kıyamadı. Bak ben şimdi tasavvuru küfür yapan küfür müdür değil. Ben tasavvur edebiliyorum ama bunu ne o zaman... O neticedir ama. İtikadım olarak... O senin söylediğin netice değil. Bu netice kafasızın kafası. Ademi bir şey yani. Orada Müslüman olmaz. Olmamalı da yani. Peki şöyle diyelim. Serbest bölge kafanın şu sistemin içinde en kesif neresi? Tasavvur, serbest bölge neresi? Hayır tasavvur. En cami budur. Hepsi var. Tabii orada kaynak oluyor zaten. En kesif en camidir. Mesela şöyle düşün. Nur, su, hava, toprak. Nur, ışık. Hava, toprak, su. Dört, tamam mı? Hangisi en fazla Allah'a gösterir? Toprak. Tamam. Şimdi oldu abi şuraya ekleyebiliriz o zaman. Evet, şuraya. Şeytan, cemiyet, komitelerin altına kafasının kafası olabilir. Ama bak o orada müdahale o... edenler o. Tamam. Buraya içeriye müdahale edenler. Yani müdahale değil, bunun tarifi değil o. Buraya bak atıyor bak ok atıyor içine atıyor. Ama bunlar tarifi bak. Öyle, neyse düşünün de ama şu. Burası Müslüman olmaz. Çünkü serbest bölge en camidir. Niye en kesif? Aslında orası böyle fıtrat gibi. Şey değil yani. Daha fıtrattır. Fıtrattan çıkan sonra ne olacağı belli oluyor. Burası. Ama çok acayip ya. Böyle bir ben bazen böyle başım dönüyor. Şöyle tamam mı? Şöyle yapıyorum tamam mı böyle? Ben de burada ya.
Vicdandadır da insan fıtri bir yer yani. Hepsi var içinde orada. Yani bunu bildiğin zaman psikolojiyi bir kere kafadan %50 açtım. Bu ben değilim. Doktor bey, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Senin olduğu yer. Ha hissediyorum. Kim? Ben. Kendimi kötü hissediyorum. Kötüyüm demiyor ki. Ha. Demek ki ya, ben kötüyüm dese bile sana geldiğine göre demek o değil. Birisi geldi, birisi getirmese mesela. Sen değilsin işte o. Bugün birisine dedim ki işte namazdan önce, dersten önce anlattım ama çok kötüydü, çok. Ondan sonra bizim abilerim, tanıdığım birisi, direkt edebiliyor. Dedim ki abim, ya dedim, sen ders yapan adamsın. Ya Hasan kardeşim, herhalde birisinin bir kötü haberi duydu, kanser mi bir kardeşi falan zannediyorum. Dedim de, abi dedim, şimdi ne desem deyip sana, hepsi testere gibi uçak gidecek. Serbest olarak gidebilmiyor. Buraya attı adam, tam bir fırsat. Nasıl, ne yapayım buna? Dedim sen ders yapana, abi hoşuna giden bir ders var mı dedim, en yakın tarihte. Var dedi, Üsküdar'da yaptık dedi, çok güzeldi. Ben çok hoşuma gitti Hasan kardeş. Abi nasıl bir şeydi dedim, merak ettim. Şimdi o derdi için aradı ya. Nasıl bir şeydi, ne konu neydi abi dedim. Başında durun, biliyor musun? Ondan, konu merak ettim dedim, yani senin sen yaptığın dersi kendisi yapmış. Bak kafır, sen de öyle yapacaksın abi. Bana böyle aradı, bak ben ne yapıyorum. Neydi abi dedim o konu, yani sen mi yaptın, dinledin mi? Yok Hasan kardeş, ben yaptım dedi. Etkin nasıl, inan dedi, ben dedi, etkilendim dedi çok. Abi konu neydi dedim. Ondan sonra, şuydu dedi. Nasıl bu konular vardı falan derken 10-15 dakika soru cevap soru, adamı soktum derse. O yaptı derse soktu. Allah Allah, oradan oraya, o Hasan kardeş bir güzel oradan şöyle çıktı, böyle çıktı, 15-20 dakika vardı ama ondan sonra iyi. Dedim abi nasıl, çok iyiyim ya dedi. Var mı derdin şu anda? Yok. Çünkü en mutlu olduğu ana gitti. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz, orada o oluyorsunuz. Orada oluyorsunuz, o oluyorsunuz. Mesela biz Deli Hoca ile Karnus'a çıktığımız zaman ateş vardı, kanser. Soğuk su. O tam tepenin, o tepeye dönünce çukurda bir su var. Oraya gidiyor. Orayı ille götüreceksin. Orayı hayal edince aşını da oluyor. Üşüme alıyor beni. Üşüme alıyor. Mesela geçen işte üşüme oldu. Hakikaten ciddi. Ateş olan spor halimi hatırladım. Ya nasıl oluyor? Oluyor işte. Ama muvaffak olamadığım anlarda oluyor tabii. Ama ne yaptım? O abiyi en mutlu onu olduğu ana götürdüm. Sordu. Ya neydi abi dedim çaktırmadan. Oraya git demedim ben. Nasıl bir şeydi? Ne konuydu? Yasin dedim, tamam mı? Yasin. Ne konuyu düşündü? Allah Allah, ne konuya girdiğiniz zaman merak ettim, merak ettim. Abi sonra konuşuruz psikolojiyi dedim. Koy koy her şeyini. Ondan sonra tattım. Anlat anlat, oraya geçmesin mi? Ya bir sonra, ya şöyle bir genç de vardı dedi. Acayip oldu falan. Ya öyle mi falan, o. Abi şimdi bir şey var mı? Of be ya dedi. Tamam hadi sen. Var selam. Yani tahayyül tasavvurla düşüyorsun, tahayyül tasavvurla da çıkabilirsin. Yani. Aynen. Neyle düştünse ona çıkıyorsun. Niye bu kadar uzattım? Abi. Niye uzattım? Orayı hayal et deme. Neydi falan o senin diye. Böyle yapın. Evet, kaldı orada. Abi dedim, nota ne kadar aldın? Şunu şöyle, ya o kadar almadı, iyi ki sordun dedi, şimdi alacağım falan. Hop, bitti. Tahayyülüne, tasavvuruna sokarak yeniden çıkarttı Hasan abi onu. Hasan abi neredeydi? Yani siz onu Hasan abi yanına geçerek düzeltmediniz. Siz tahakkül... Onu kendi tarafınıza mı aldınız abi? İki yöntem var. Nasıl yaptınız? İki yöntem de doğru. Ama bu seni ister, şöyle. Bir yöntem, onu buraya alıyorsun, misafir ediyorsun. Burada misafir ediyorsun, burada tamir ediyorsun. İkinci bir yöntem, hiç onu buraya getirmiyorsun, bulaştırmıyorsun buraları. Sen giriyorsun içeriye, onu tamir ediyorsun. Bu yaptığınız o muydu abi? Ha işte bir şeydi işte. İçine girmeden olmuyor işte bazen. Ama bazen onu misafir ediyorsun ama çok zor oluyor, çok zor geliyor misafir. Nazlı misafir oluyor. Yani gelince buraya masana iz bırakıyor.
Mesela psikoloji doktorlar var ya, niye hastalar onlarda? Kendisi söyledi, doktor. Dedi ki biz de belirli bir zamanlarda diyor, periyodik olarak bir başka arkadaşımıza tamir oluyoruz dedi. O ona en son kalan gümlüyor. O gümlüyor dedi. Şöyle, bu ne demek biliyor musun? Niçin söyledim bunu? Herkes Hasan abi arıyor duysa. Ne zaman gümleyeceğim diye bekliyor. Çünkü o buraya geliyor. Hastan demek buraya geliyor. Adam buraya atıyor. Hastası buraya atıyor. Atıyor, çözüm üretiyor. Ama izi kalmıyor mu? Ayna gibi mi? Aynaya geçtin, kayboldun, silindi. Böyle değil ki. Bu zihin aynasına kadın ve erkek sana anlattı psikolojiye çözüm ürettin. Çıktıktan sonra senin kafadan çıkıyor mu? İzi kalıyor. Bir kaldı, iki kaldı. Burası kirlendi. Peki büyük zatlar ne yapardı o gelen talebelerini? Hiç buraya sokmazlardı. Kendileri girerlerdi içeriye. İçeriği tamir ederlerdi. Ona çekip gider. Buna bilgisayarla misal vereyim. Erdinç esası. Bilgisayarın bozuldu. Kendisi de yapıyor. Allah razı olsun. Buna teşekkür edeyim. TeamViva mıydı? Ne o? Evet. TeamViva denen bir program var. Hadi onu aç dedi. Ben açtım gönlümü. Gönlünü aç dedi. Teviv mi nedir bir program girdim. Abi şifreyi söyle dedi. Gönlümü açtım. Teslim ol dedi. Hani şifreyi ver verdi. Abi sen işine bak dedi. Adam bilgisayarımı tamir etti vesaire her şeyi bitirdi. Bir de yazıyı bıraktı. Abi selamun aleyküm dedi. Kapattı gitti. Bilgisayarımı kapattı. Eskide bunu Almanya'da yaparlardı. Harun denen bir kardeş vardı. O zaman bu işlerden o şeydi, bunları daha tanımıyordum sizceyi. Ya dedim, telefon ettim, tamam abi de gece oluyordu. Yatarken bilgisayarımı yapıyordu, program yüklüyordu Almanya'dan. Almanya'dan alıyordu programı, benim Türkiye'dekine yüklüyordu, şey yapıyordu, aktif ediyordu, bilmem ne yapıyordu. Ondan sonra bir de selam çakıyordu falan. Bilgisayarımı da kapatıp kalktığım zaman bilgisayar falan. Niye anlatıyorum? Bilgisayar bedendir, yazılım ruhtur. Temiba nedir? Gönlümdür. Gönlüm şifreyi verdi, girdi içeri. İki türlü tedavi var. Onu alırsın, buraya tamir edersin veya sen girersin tedavi edersin. Peki, devam edeyim. İnsan olmakta, insan nedir? Olmakta olan. Olmakta olandır. Siz hayvan diye çıkacaksın diyecek. Şimdi ne olacak şimdi bu? İnsan muayyen olmamasıyla, niye olması devam ediyor? Olmak ezber değil de. Niye olmazsa hala devam ediyor? Her an olmakta. Ne zaman bitecek? Ölünce. Budur denmesi için ölmesi lazım. Bazıları için. Hepsi. Yani, peygamber de dahil. Terakki devam ediyor yani. Ediyor da işte. Budur nasıl diyeceksin peygamber? Şu kadar makamı var. Buraya dedin. Senin bu öyle daha yaşıyor. Buraya kadar çıktı. Burası ne olacak? Şey de geliyor ya arkasından mesela yaptığı şeyler devam ediyor. Ha yani o cennete bakarsan hiç bitmiyor. Ha, tabii. Çünkü nihayet terakki tedenin kapısını açmış diyor. O zaman tamam. Oradan yani şey. Tamam. İnsan muayyen olmamasıyla iyi dinleyin. Muayyen mi? Ne? Yok varlıktır. Ne? Yok varlık. Yok varlıktır. İyi yaslanarak dinleyin. İnsan yok varlıktır. Evet. Olmakta, olmaz hep devam ediyor mu? He. Hiçbir zaman oldu, bitmeyecek. Ölse bile ya hasenat gelecek ya seyyat. Mesela Bahadır'ın andelik dersi yaptı. Vefat etse artık o internetlerde o ders olduğu için bir şey için demiyorum. O defteri kapanmayacak. Hayırlı evladı olan, hayırlı bir eseri olan. Allah nasip ederse hepinizin, dimağa katılanların eseri çıkacak. Dima kitabımız çıkacak beraber hepimizin. Yani çalışmamız kitabı değil tövbe. Çalışmamız hepimizin ismiyle, hepimizin vasfıyla, hiçbir kimsenin bir imtiyazı olmadan çünkü beraberiz. Ne olacak o? Ölsem bile olman devam etmeyecek mi? Devam edecek. O zaman nesin belli değil. O zaman yoksun. Yok varlık. Evet. Ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Ya. Ve bakinin aile-i zişuru baki olmak ama lazım. Ama lazım gelir. Başımız. Olması her daim devam ediyor insan. Peki başka? Ağaç, taş,
olma sürecini tamamlamış oldukları için ağaç deniyor. Sürecini tamamlamış. İnsan da ceset diye kendini nitelendiğinde şey bitiyor. Bitiyor. İşte. Muayenleşme bitmiş oluyor. Evet. Muayenleşme gidiyor. Diğer varlıklar olması gerektiği kadar olmuş bitmiş. Hani diyor ya hayvan bilmesi gerektiğini, mesela ördek yavrusu doğdu yumurtadan birkaç dakika sonra yüzüyor. Kedi ne yapması gerekiyorsa doğduğu anda bilmiştir, ölünceye kadar aynı şey biliyor. İnsan ise taallüm ile tekemmül etmeye gelmiş. İlim yaparak terakkisi ne kadar? Kabirde de devam edecek, kabirde de medrese var diyor. Aynı aleyküm mertebesinden hisse ve hakka aleyküm mertebesi. Yani insandaki bir tarafına geçti. İnsandaki hasene iyilikle bitmiyor ki. Gerçi Ali gibi olsa biter. Ali bir kahve yaptı, ikinciyi yapmıyor. Orada ameli ne oldu? Hemen durur verdi. Tıkandı, bitti. O bala. Başka yerlere yatırım yapmak. Ağaç taş olma sürecini tamamlamış, diğer varlıklar olması gerektiği kadar olmuş. Bir insan bir şeyi bilmekle onu var etmez. Onu tasavvuruna taşır. Yani bilmekle var etmez. Var etmezsin. Onu tasavvuruna taşırsın. Bilmeyle. Tasavvuruna niye taşıyorsun? Bilgi işte merkezidir. Keşif, tasavvur. Keşif orada oluyor. Taşırsın. Kendi sürecini tamamlamak adına o tasavvurlarını taakkule taşırsa kendini yapılandırmaya başlar. Yani ayvaya baktım, ayvayı bildim diye ayvaya halk etmedim, var etmedim. Bilgiyle kendime taşıdım, bunu tefekkür ettim, vahiyle ilim denilen şey kendini yapılandırmak. Kendimi yapılandır. Mevcudu vücuda çıkartıyorsunuz. Evet. Aslında bir şey değil mi? Vücut yok. Mevcut var. Vücut bir tane. Aman ay, oraya bu koyarsan. Vacil vücut. Vücut yoktu. Evet. Yok ki. Evet. Mevcut var. Vücudun mevcudu var. Tamam. Vücudu hakiki diyor statonu. Evet. Abi bir şey sormak istiyorum. Şimdi ağacın müekkeli var değil mi abi? Var. Arının var, onun var, bunun var. Var, var, var. İnsanın var mı abi? Var. Ben diyorum ki abi, benim müvekkilim sakın yok değil mi? Gene benim. Meleğe tek vücut. Bütünlüğüdür zaten ya. O da benim. Ya o da melekler. Ağaç bunu söyleyemez abi. Onu demek istiyorum. Bunların bütünlüğüyüm ben. Sır insaniyle bakarsan doğru söylüyor. Yok öyle doğru ama hani o sistemin olmamasını gerektirmez o manada. Yani onu diyebilmiş olman. Bak bir adım gerim var. Onun da bir adım gerisi var. Onun da bir adım gerisi var. Ama en başı gene benim. Şu. Ha, tamam. Allah var iken hiçbir şey yoktu da haşa. Tahayyülü küfür küfür değil ya tefekkür gibi. Seni getirdi olmayan sana. Kendi sürecini seyir. Melekler yaratıldı. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail. Yaratılmadı mı? Evet. Senden yaratıldı. Evet. Ha, dolayısıyla bunlar mürekkep melekeler de senden yaratıldı. Ama sen yok varlık kabul et. Bu yok varlık. İnsan bu cihette. Yok. Sırrı insaniyeye şöyle diyebilirsiniz. Yani bu manada yok varlık. Yok varlık. Adem gibi değil. Adem'in de arkasında unutmayın. İnsanın müekkel melekesi... Sakın ha, sır insanı, sır insanı Adem'in de arkasında. Adem de önde, önde. Adem de bu şey, mendil gibi bana. Sır insanı her şey. Devam edeyim abi. Ayyum ve teşakkuz. Bir insan bir şey bilmekle onu var etmez, onu tasavvuruna taşır. Kendi sürecini tamamlamak adına o tasavvurlarını, kendimi tamamlamak, sürecimi tamamlamak adına taakkule taşır, kendini yapılandırmaya başlar ki eğer insan manevi inşaat noktasında şey yapıyorsa, insan devamlı inkılap geçiriyor ve Darwin'in dediği maddede yoktur ama manada vardır. Ne olur?
Ne demiştir o? Evrim mi? Evrim var devam. Ne var? Hayvan olabiliyor ruhe. Kur'an'da domuza benzetmemiş mi? Evrim olmuş, tamam. Evet. Ruhen evrim o. Ama maddeten de evrim var. Yani hayvan insan olmamıştır ama insanlık hayvan vardır Kur'an'da. İç alemimiz duruyor mu abim? Durmuyor. Devamlı evrim var. Enfuste yani. İnkılap. Devamlı inkılap. Bizim tabirle inkılap var. Onların kastettiği başka bir şeye dönüşmek ise devamlı var zaten bizde. Manem var ya. Şimdi biraz başka bir şeye götüreyim sizi, parka. Ölmeden önce ölünüz.